Eserimizin 8. dersindeyiz. Bu dersimizde şu sorunun cevabını vereceğiz. Kafir kısa bir süre dünyada kalır ve bu süre zarfında günah işler. Kısa bir zamanda işlenen günahlara ebedi ceza vermek adalet ve hikmete uygun mudur? Bu sorunun aklımıza gelme sebebi kafirin işlediği cinayetleri bilmememizdir. Evet, kafir kısa bir süre yaşar ama bu kısa sürede nihayetsiz cinayetler işler. Nihayetsiz cinayetlerin cezası nihayetsiz azaptır. Eserimizin bundan sonraki derslerinde bu cinayetleri izah edecek ve her derste bir cinayeti işleyeceğiz. Konu çok önemli olduğundan her cinayete dair bir video hazırladık. Bu sayede konuyu çok daha iyi anlayabileceksiniz. Bu derste kafirin birinci cinayetini anlatacağız. Birinci cinayeti mahlukatın Allah'ın varlığına dair yaptıkları şehadeti tekzip etmesi ve mahlukatı yalancılıkla itham etmesidir. Evet, her bir varlık, atomlardan tutun galaksilere kadar her bir mevcut, kendine mahsus bir lisanla Allah'ın varlığına ve birliğine şahitlik yapar. Kafir küfrüyle bu şehadeti inkar eder, her bir varlığı yalancılıkla itham eder ve bunu hayatının her dakikasında yapar. Allah da mahlukatının hakkını kafirden alır. Birisi size yalancı dese, ondan şikayet eder ve hakkınızın alınmasını istersiniz. Mahlukat da aynı şeyi yapıyor, haklarının alınmasını istiyor. Şimdi bu konudaki videomuzu seyredelim ve meseleyi daha iyi anlayalım. Kafir neden cehennemde ebedi olarak kalacak? Allah'ın sonsuz rahmeti kafirin ebedi cehennemde kalmasına nasıl müsaade ediyor? Aslında cevap çok basit. Kafir küfrüyle sonsuz cinayetler ve suçlar işlemekte ve bunun neticesi olarak sonsuz bir hapse çarptırılmaktadır. Bizler ebedi cehenneme girecek olan kafirin işlemiş olduğu suçları teker teker işleyeceğiz, ta ki kısa bir ömürde yapmış olduğu zulüm ve cinayetler anlaşılsın. Allah'ın sonsuz rahmeti kafirin ebedi cehennemde kalmasına nasıl müsaade ediyor sorusunun cevabı tüm açıklığıyla ortaya çıksın. Mahlukatın Allah'ın varlığına dair yaptıkları şehadeti inkar ederek tüm mahlukatı yalancılıkla itham etmesidir. Şu alemde gördüğümüz her bir varlık Allah'ın varlığına ve birliğine şehadet etmektedir. Allah'ı inkar eden bir kafir, varlıkların bu şehadetlerini yalanlayarak öyle büyük bir cinayet işler ki, affı mümkün olmadığı gibi ebedi bir hapse mahkum edilmesi tam bir adalet ve hikmettir. Bizler bu dersimizde önce mahlukatın yaptıkları bu şehadeti dinleyelim. Ta ki inkar ile onları yalanlamanın o mahlukların hukukuna nasıl bir tecavüz olduğunu daha iyi anlayalım. Şu alemde her bir varlık ya lisan-ı halle ya da lisan-ı kal ile Allah'ın varlığını ve birliğini ilan etmektedir. Varlıkların lisan-ı hal ve lisan-ı kal olmak üzere iki türlü konuşma şekli vardır. Lisan-ı hal, haliyle konuşmaktır. Yani haliyle muhataba bir şey anlatmaktır. Lisan-ı kal ise sözle konuşmaktır. Tüm varlıklar
lisan-ı hal ile Allah'ın varlığını ve birliğini ilan edip şehadet ettikleri gibi, lisan-ı kal dediğimiz sözleriyle de şehadet etmektedirler. Biz bu varlıklardan bir kısmının şehadetlerini anlayabiliyoruz. İnsan taifesinden mümin ve muvahhid kulların şehadetleri gibi. Onlar Allah'ın varlığını ve birliğini kabul ettiklerini açık bir şekilde ifade edip şehadet etmektedirler. Yine bu varlıklardan bir kısmının şehadetlerini anlamayabiliriz. Ama Kur'an'ın haber vermesiyle iman ediyoruz ki onlar da kendilerine mahsus bir dille konuşur ve zikrederler. Sahiplerini tanıyıp onun varlığına ve birliğine şehadet ederler. Dağları biz onun emrine Davud'a verdik ki akşam sabah onunla birlikte tesbih ederlerdi. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O aziz ve hakimdir. Yedi gök, arz ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ama siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Allah, insanı akıl ve şuur sahibi olarak yaratmış ve varlıkları da hikmetle yazılmış bir kitap, bir mektup gibi yaratıp varlığına ve birliğine şahit tutmuştur. Akıl ve şuur sahibi olan bizlerden de bu hikmetle yazılmış kitapları okumayı, onları tefekkür etmeyi istemiştir. O varlıklar, duymasını bilenler için Allah'ın varlığını ve birliğini onlarca dille ilan etmektedir. Şimdi bir çiçeğin lisan-ı hal ile yaptığı şehadeti dinleyelim. Ey insan, bana bak. Bir kağıda çizilen bir çiçek bile onu çizen ressamın varlığını ispat etsin de benim gibi hakiki, hayattar, sanatlı, gerçek çiçekler sahipsiz olsun. Benim de bir sahibim var. Benim varlığıma sebep olan tohuma, toprağa, havaya, suya, güneşe bak, bir de bana bak. Hiçbirinin hayatı yok. O hayatsız sebepler nasıl bana usta olabilir? Nasıl beni icat edebilir? Hem benim var olmam için sahibimin hayat sahibi olması da yeterli değil. İlmi olmalı. Öyle bir ilim ki hem benim hem diğer çiçeklerin programını bildiği gibi ben şu alem sayfasında yazılmışım, şu alemi de bilmeli. Böyle bir ilmi hangi sebebe vererek benim varlığımı izah edeceksin? Ey insan, bilirsin ki kudreti olmayan iş göremez. Peki benim varlığım için lazım olan güneşi çevirecek, yağmuru yağdıracak, topraktaki elementlere hükmedecek, hava sayfasını benim var olacağım tarzda icat edecek kudretin sahibi kimdir? Hem bana dikkatle bak, benim varlığım, şeklim, kokum, kısacası her şeyim bir iradenin, bir tercihin neticesi değil mi? Var olmamı olmamaya, şeklimi başka bir şekle, kokumu başka bir kokuya tercih eden iradeyi gör. Bana sahiplik iddia edecek hangi sebep bu iradeye maliktir? Hem şu süslenmiş şeklime ve suretime bak ve gör. Üzerindeki elbiseyi dahi sanatkar bir terzinin maharetine veren sen, nasıl olur da sanki bir kalıptan çıkmış gibi İntizamlı suretimi ve mükemmel elbisemin sahibini görmezsin. Hayatı olmayan sebepleri bir kenara koy. Acaba tüm terziler bir araya gelse, bana
şu sureti verip şu elbiseyi dikebilirler mi? Hem dalıma, yaprağıma, tohumuma, şeklime bak. Ben yeryüzü sayfasında icat edilen diğer çiçeklere benziyorum ve sistemimiz aynı. Demek beni yaratan kim ise onları da yaratan O'dur. Hem aynı cinsteki çiçeklere rengim, şeklim benzese de bizler birbirimizin aynı değiliz ve farklıyız. Tohum, dal, yaprak gibi esas azalarımızda birbirimize benzesek de şekillerimiz farklıdır. Beni milyonlarca çiçek kardeşime benzetmemek için tüm çiçekleri bilmek lazımdır. Demek beni yaratan ancak yeryüzündeki tüm çiçekleri yaratandır. Hem sen bilirsin ki tarla kiminse mahsul onundur. Zerreler alemini hadsiz ve geniş bir tarla hükmüne getiren kim ise benim gibi milyarlarca mahluku burada ekip biçen de aynı zattır. Ben şu yeryüzü tarlasının bir mahsulüyüm. Demek sahibim bu yeryüzünün sahibidir. Sadece yeryüzüyle alakam yok. Gökyüzünde gördüğün o güneş benim varlığım için en büyük sebeptir. Demek beni kim yarattıysa güneşi dahi o yaratmıştır. Güneşi kim yarattıysa elbette güneş sistemindeki gezegenleri ve galaksileri de o yaratmıştır. Kısacası benim sahibim kainatın sahibidir. Evet, göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Bu çiçek gibi tüm mahluklar, zerrelerden tutun güneşlere kadar her biri Allah'ı birçok dille tesbih edip, Allah'ın varlığını ve birliğini tüm aleme haykırırcasına ilan etmektedir. Kafir ise Allah'ı inkar etmekle kainattaki tüm bu şahitlerin şehadetini yalanlamış ve kainat kadar büyük ve içindeki mahlukat kadar çok tecavüzler ve cinayetler işlemiştir. Şimdi şöyle bir düşünelim. Kafir kısa bir hayat sürse de o kısacık hayatına göre değil, sadece küfürle geçirdiği bir dakikayı nazara alalım. İşlemiş olduğu cinayetin büyüklüğünü hesaplamak yine mümkün değildir. Zira şahitler o kadar çoktur ki, zerrelerden güneşlere, hayvanlardan nebatata, insanlardan meleklere, geçmişten şu ana kadar varlık alemine çıkmış tüm mahlukları yalanlamak, aklın ihata edemediği bir zulümdür. Kafirin bu konuda hiçbir itirazı geçerli değildir. Zira kendisine akıl, şuur ve irade verilmiş ve varlıklar bir kitap gibi tevhid mühürleriyle onun göreceği ve okuyacağı tarzda nazarına arz edilmiştir. Benim yalanlamam ona ne zarar verir ki diyen bir kafire diyoruz ki, sen doğru bildiğin ve doğru olduğun bir meselede yalanlansan, kalben istersin ki doğrular ortaya çıksın ve sana yalancı diyenlerden hesap sorulsun. İşte senin ruhunun kabul etmediği ve seni yalanlayanlara karşı hissettiğin öfkeyi, tüm mahlukat da sana karşı hissediyor. Çünkü tüm varlıklar Allah'ın mahluku olmakla şeref buluyor ve kıymet kazanıyor. Onları yalanladığında tüm varlıkların hukukuna ilişiyor ve tecavüz ediyorsun. Gök ve yer onların ardından ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, yanlarına uğrarlar da onlardan yüzlerini çevirerek geçerler.
Kâfirin ebedi bir ceza ile cezalandırılmasını Allah'ın hikmet, rahmet ve adaletine uygun görmeyenlere sesleniyoruz. Cezanın büyüklüğü, suçun büyüklüğü nispetinde olduğu gibi, cezanın sonsuzluğu da suçun sonsuzluğu nispetindedir. Hadsiz lisanlarla kendini sana tanıttıran ve bildiren ve sevdiren bir zatı inkar ettiğin gibi, onun varlığını aleme ilan eden ve ayetlerim dediği o sonsuz şahitleri yalanlamak, elbette kendini sonsuz bir cezaya mahkum etmektir. Her bir varlık Allah'ı zikredip onun varlığına şahitlik edecek. Ama kâfir tek bir sözüyle bu şehadetleri yalanlayacak. Peki hukukuna tecavüz edilen ve yalanlanan bu varlıkların hakkı ne olacak? Allah'ın hikmet, rahmet ve adaleti buna nasıl müsaade edecek? Etmemiş ve etmeyecektir. Onu ebedi kalmak üzere cehennem denen hapishanesinde hapsetmek, hikmetin, adaletin ta kendisi olduğu gibi, yalanlanan mahlukatının hukukunu muhafaza cihetinde rahmetinin de gereğidir. Bu alemde onu zikreden ve şahit olan o varlıklar, bu yalanlamanın neticesinde o kâfirden haklarını istemeyecekler midir? Hak isteyen varlıkların çokluğu nazara alındığında, ebedi bir ceza ile cezalandırılması elbette adaletin ta kendisidir. Hiçbir sultan yoktur ki, kendisini tanımayan, saltanatını kabul etmeyen ve onu tanıyıp itaat edenleri yalanlayan, halkından asi bir adamı saltanatının izzetini ve halkının hukukunu muhafaza etmek için ona layık olduğu cezayı vermesin. Elbette şu kainatın sultanı olan Allah da kendisini tanımayan, saltanatını inkar eden ve mahlukatını yalancılıkla itham eden o kâfirden saltanatının izzetini ve mahlukatının hukukunu muhafaza etmek için ona layık olduğu ebedi cezayı verecektir. Vermesi ise adalet ve hikmetinin gereğidir. Bu eserde kâfirin birinci cinayetini işledik. Birinci cinayeti mahlukatın Allah'ın varlığına dair yaptıkları şehadeti tekzip etmesi ve mahlukatı yalancılıkla itham etmesidir. Bir sonraki derste kâfirin ikinci cinayetini işleyeceğiz. O derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.